Hayırlı olsun öncelikle. CHP infaz düzenlemesini ikinci kez yargıya taşıdı. Başvurularımızı biraz önce Anayasa Mahkemesi Sayın Genel Sekreterine teslim ettik. AK Parti ve MHP gruplarının birlikte hazırladığı infaz düzenlemesi 14 Nisan'da mecliste kabul edilmişti. Düzenlemeye ilişkin karar resmi gazetede 15 Nisan'da yayımlandı. CHP düzenlemenin iptali için 22 Nisan'da Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bu başvurumuza 2 aydır bir sonuç alamamanın üzüntü ve endişesini de yaşadık. Yaklaşık 2 ay sonra CHP AYM'ye tekrar gitti. Bu kez düzenlemenin esas yönünden iptal istendi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay başvurunun ardından açıklama yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Düzeni'nin 92. maddesine göre af niteliği taşıdığı için kimi hükümlerinin hem o niteliği taşıyan maddelerin oylamasında 5/3 çoğunluk aranması gerekir hem de tümünün oylamasında tümünde af olmayan hususlar olmakla birlikte içinde af niteliği taşıyan maddeler olduğu için tümünün oylanmasında da 5/3 çoğunluğun kabul oyu açıkça gerekir der Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Düzeni. Altay başvurudaki ayrıntıları açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusunda terör örgütü kurucusu, yöneticisi ve üyeleriyle ilgili bir içerik yoktur. Bununla beraber kasten öldürme neticesi sebebiyle ağır yaralama için, işkence suçları için, cinsel saldırı suçları için, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar için, özel hayata ve hayatın gizliliği alanına karşı suçlar için, uyuşturucu ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu için, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları hariç olmak üzere bu saydıklarım yararlanmasın denetimli serbestlikten ve koşullu salıverilmeden, bu suçların dışındaki denetimli serbestlik oranı 2/3'ten 1/2'ye insin diye başvurumuzu yaptık. Engin Altay tutuklu gazetecilere de atıfta bulundu. Biz gene bu başvuruda Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 6., 7. ve 8. fıkralarından hüküm giymiş olanların da bundan yararlanmasını istedik.